Güncel. Niye girmedin derse? Canım istemedi. Bir şey mi oldu? Ben eve gidiyorum. Bana bir şey söyleyecektin. Önemli bir şey. Şimdi konuşmak istemiyorum. Zamanı gelince konuşuruz, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Hande, Güce sana ne anlattı, ne ima etti bilmek istiyorum. Ne ima etti açık değil mi? Hilal bir şey mi çıtlattı? Kavga mı ettiniz? Hande, bir gelir misin? Peki. Geliyorum. Günce konusunda haklıydın. Feriha'ya bizimle ilgili saçma sapan şeyler söylemiş. Her şeyi yanlış anlamış. Hande, git onunla konuş ve bu saçmalığı düzelt. Emir, git kendini düzelt. Hande. Bilader. Can. Ne haber Can? Abimi kaçırmaya geldim. Oraya buraya gideceğiz diye bunu şirinlik yapma Hande abla. Abine şirinlik havamıza değiliz zaten canım. Annene çok selam söyle. Size iyi eğlenceler. Hayırlısıyla pazartesi günü bankaya gideriz. Parayı alınca hemen gider dükkana bakar. Sen Rıza abi. Gideriz. Gideriz de ben daha hanıma söylemedim. Yengeden yana bir sorun mu çıkar? Bu hesap kitap işleri, banka kredisi falan gözü korkmasın. Evam yapmasın. Hele biz bir önümüzü görelim, ben sonra söylerim. Doğru doğru, en iyisini yapmışsın. Kadınlar bu konularda pek efhamlı olurlar. Benimki de söylediğime, söyleyeceğime pişman etti beni. Ben gideyim abi. Hoş geldin yenge. Sen de hoş gelmişsin Veysel Efendi. Abimi ziyaret edip halını hatırını sorayım dedim de. Hayırlı olsun, Feriha kızımızı baş göz ediyormuşsun sen. Ben gideyim abi. Görüşürüz abi, görüşürüz. Zehra Hanım. Mahkeme işi kapandı demek. Kapandı valla. Bir görseydin öyle tatlı dinliydiler ki. Artık ikinci kez şikayet etmek de bana yakışmazdı. Helal benim anama be. Nasıl getirdi iki kere ayağına? Ay ne öyle ama be kızım. Ne yaptın öyle öyle buruş buruş. Olmaz olmaz, bak böyle ince saracaksın. İncecik, incecik, genç kız parmağı gibi. Öyle, bak. Güzel kadın,
Abla evlenince bütün yemekleri kendin yapacaksın değil mi? Emel aç kapıyı. Boş. Ah Halil abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin oğlum. Buyur oğlum, gel. Hayırdır? Yok, ben girmeyeyim bu saatte. Yarın dükkanı Mehmet açacak da anahtarı getirmiştim ben de. Elinize sağlık Feriye Hanım. Sağ ol. Şey... Yarın hava güzel olacakmış da... izin verirseniz... Feriye Hanım'ı gezdirmek isterim. Gitti bu. Sen buradasın ya. Ne kadar mutlu uyudu. Anne, sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Neden sordun? Yorgun görünüyorsun da. Yoo. İyiyim. Geceleri uyku tutmuyor yalnızlıktan. Hmm. Kitap okuyorum. Sonra da uykum kaçıyor. Emir. Hı? Yarın bir programın var mı? Yarın çok büyük bir yanlış anlaşılmayı düzeltmeye gideceğim. Feriha ile ilgili mi? Çok yakında Feriha ile yemeğe geleceğiz anne. Anne delirmişsiniz siz. Hepiniz kafayı yemişsiniz. Bir yavaş konuş kız, adam içeride. Ya duyarsa duysun ya. Benim hayatım bu. Bir şey söylemeye hakkım yok mu ya? Bıktım sizin geri kafalılıklarınızdan. Hangi devirdeyiz, nerede yaşıyoruz ya? Babam kendini köyde mi sanıyor? Reşit'im ben, Reşit. Şimdi bugün kapıdan çıkıp gitmeye kalksam hiçbiriniz geri döndüremezsiniz. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Nasıl konuşuyorsun öyle? Kimsenin bana bunu yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin bana bu kötülüğü yapmaya hakkı yok. Beğendi mi yaptın kızım? He? Bir çarptı gitti yine. Geri kafalıyız öyle mi? Böyle mi değiştireceksin geri kafalı babanı? Ayıp. Çok ayıp. Ne bakıyorsun bey? Vallahi çok güzel olmuş anne. Yeni odamı da çok sevdim. Hadi ya. Sen eski odanı da sevmiyor muydun? Hatta babamın evindekinden bile daha güzel demiyor muydun? Ya da biz öyle sanıyorduk. Anne kız
Bayağı sıkılmışsınız meğer evimizden. Neyse, ben odama gidiyorum. Ha, anne, laptop şarjımı gördün mü? Hayır canım. Yemekten sonra ben bakarım. Şimdi kim bilir kadın nereye koymuştur. Yeni kadın geliyor artık, değil mi? Ben Cansu abla Feriha'yla barışır sanıyordum. Tek arkadaşı ne de olsa. Bilmiyorum artık. Düğününe çağırırsa belki. Ne? O dergideki çocukla mı evleniyor? Ya saçmaladın iyice Pelin. Ya babası biriyle evlendiriyor herhalde anladığımız kadarıyla. Kızlar. Kapıcının kızıyla biraz fazla ilgilenmiyor musunuz sizce de? Kesin zorla evlendiriyorlar anne. Bilmiyorum canım. Ben fazla ilgilenmiyorum aşağının meseleleriyle. Vallahi Cansu abla, babası senin attığın dergiyi gördüyse gayet zorla evlendiriyor olabilir yani. Çabukluğu dedim sana. Ya niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Pelin yeter. Zaten kim nereden görecek çöpe atılan dergiyi? İyi de konuşturmuyorsunuz ki. Çöpe atmadı. Kapının önüne kabak gibi koydu. Ben çıkarken de Feriha'nın babası kapının önünü siliyordu. Özellikle görsün diye yapsa bu kadar olmaz. Ya ne saçmalıyorsun sen be? Delirmiş bu yalancıya bak ya. Yalancı mı? Kapının önüne koymadın mı dergiyi? Ya yeter artık ama kimse seni dedim sana. Herkes konuşmasına dikkat etsin lütfen. Pelin, Cansu senin ablan sayılır. Biraz kaba olmuyor mu böyle? Pelin ne dedi ki? Çocuk bir şey görmüş, onu söylüyor. Çok güzel ya. Kızıma da iftira atsın, annesinin avukatlığını yapsın. Çok güzel yani. Sanem, ne konuştuğunuzun farkında mısınız siz? Benim kızım işi gücü bırakmış, kapıcının kızına tuzaklar kuruyor, öyle mi? Ben ne gördüysem onu söyledim. Hem sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Kapının önüne koymadın mı? Aa, yeter ama sana sus demedim mi be? Kendine gel artık! Cansu ne yapıyorsun? Aa, çok güzel, şimdi de kızını koruyorsun değil mi bana karşı? Tabii. Annesin çünkü değil mi? Benim de annem vardı Sanem Hanım. Ama öldü. Sen onun yerine geçmeye çalıştın. Annem seni bile bile öldü. Ama sen beni hiç sevmedin ki. Sen beni istemiyorsun. Hiçbir zaman istemedin. Sana şu perdeleri atma, annemle aldık dedim. İnanına bu perdeleri attı. Beni Amerika'ya yollamak istedi. Onu da başaramadı. Şimdi de babamı benden soğutmaya çalışıyorsun değil mi? Neden? Çünkü benden nefret ediyorsun. Ben de senden nefret ediyorum kızım. Cansu kendine gel. Sanem. Cansu ne yapıyorsun? Çok güzel ya. Bravo sana. Yürü gidiyoruz. Yürü. Thank you.
Rıza, üzülme ne olursun. Kız öyle öfkelendi, genç işte hırsından. Ben kızıma kötülük etmek ister miyim hiç? Tabii ya, ister misin canım? İstemezsin tabii. Rıza, analık babalık her daim bir imtihan. Bak, ben senden korktuğumu mecmuayı sakladım. Kıza iyilik olsun diye bin beter olduk. Şimdi sen de iyilik olsun diye kızı sevmediği bir adama veriyorsun. Yarın öbür gün ayrılıp gelecek eve. İstemiyorum diyecek. Sonra yine oturacaksın buraya, çökeceksin böyle. İyilik yapayım derken kötülük yapmış olacaksın. Değil mi? He? İyi akşamlar Senem Hanım. Bize bir taksi çağırır mısınız lütfen? Hemen. Hemen getiriyorum. Ben bir daha o eve girmem. O kötü bir kız. Gerçekten kötü. Öyle deme kızım. O senin ablan sayılır. Siz bilmiyorsunuz. O size... Şşşt! Pelin! Susun. Yürü. Teşekkür ederim. Hayırdır inşallah. İki gözü iki çeşme ana kız gecenin bu vaktinde ne hayır olacak? Gittiler mi? Zehra. Efendim Rıza. Ben bu işten dönmem. Dönemem ama bu iş sen razı olmadan da olmaz. Kızın kanı kaynamıyorsa, senin gönlün el vermiyorsa, yani bu iş olacak gibi değilse, sonradan başımızı taşlara vurmaktansa gider konuşur, kapatırız bu defteri. Feriha'nın muhallebiyi sevmediniz mi?
İsterseniz başka bir şey de söyleyebiliriz. Kazandı bir falan. Yok sağ ol. Canım istemedi. Abla seninkini de ben yiyeyim mi? Alacağım. Sıkıldıysanız başka bir yere de gidebiliriz Feriha Hanım. Kalkabilir miyiz? Hava alırız biraz. Sen değil mi? Cansu, dün geceyle ilgili konuşmamız lazım. Ama şimdi değil. Ya baba, ya ben seni böyle görmeye dayanamam. Kızım, sen dün gece çok yanlış davrandın. Çok kabalaştın. Eğer sen fevri davranmasaydın, ben zaten Sanem'e de, Pelin'e de ne kadar yanlış davrandıklarını anlatacaktım. Ama sen dün geceki davranışınla bana seni savunma şansı bırakmadın. Çok üzgünüm. Çok. Ama ben üzdüğüm için kötü değilsin, değil mi? Yani Sanem Hanım gitmeseydi bu kadar kötü olmayacaktın. Beni kimse senin kadar üzemez kızım. Kimse senin kadar mutlu da edemez. Kendini haklıyken haksız durumu düşünmen kadar beni baba üzen... Ben haklı değilim. Pelin doğru söyledi. Rıza amcanın dergiyi görmesini ben sağladım. Dün gece de o yüzden öyle davrandım işte. Suçlu olduğum için. Biraz konuşuruz, tanışırız, birbirimizi anlarız demiştim ama siz pek konuşkan değilsiniz herhalde. Uykusuzum da biraz. Tokanızı takmamışsınız. Kusura bakmayın. Ben Pardon. Feriha Hanım, size bir diyeceğim var. Sürçülisan edersem affedin. Siz ne düşünüyorsanız bana söylerseniz çok mutlu olurum ben. Pardon. Neyse, ben Ömer'e yetişeyim. Ömer! Çok kötü oldu Cansu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Ya baba. Rıza Bey. Baba. Buyurun. Rıza Bey, ev çok dağınık. Zehra Hanım rica etsem bize çıkıp biraz toparlasın. Temizlik yapmasına gerek yok. Sadece toparlasın yeter. Çok rica ediyorum. Rıza Bey. Ben veririm Zehra'ya. Çok teşekkür ederim. Cansu hadi. Ben keşke gelmeseydim. Cansu,
Bu konuyu bir daha tartışmayacağız. İkisinden de özür dileyeceksin. Bunu senin adına ben yapamam. Ya anahtarları Rıza amcaya vermek zorunda mıydık? Sanem'i eve dönmeye ikna etmeye gidiyoruz. Eğer becerebilirsek bu enkazın üzerine getirmek istemiyorum. Söyle Koray. Neredesin lan? Hadi gel bowling yapalım. Ben Feriha'ya gidiyorum. Emir, ara sonra. Görüşürüz. Çıkmam ben o eve. Tövbe tövbe. Ne demek çıkmam? Ya ben o insanlarla iş yapmıyorum artık Rıza. Adamcağız anahtar verdi. Rica etti. Ne deseydim adama? Ayıptır ya. Ayıpsan git kendin yap. Hasbinallah. Ne diyorsun sen Zehra? İşi bıraktıysan kanlı bıçaklı mı oldun anlamadım ki. Eğer kabul ederseniz özür dilemeye geldik. Özür dilerim. Ben yalancı değilim. Kabul ettin mi bunu? İtiraf ettin mi Cansu abla? Neyse. Kızlar siz aşağı inin. Biz biraz konuşalım. Tamam. Ben çok üzgünüm sana. Ama aklımın ucundan geçmezdi. Cansu nasıl böyle bir şey yapar? Benim sana başından beri anlatmaya çalıştığım şey de buydu zaten. Cansu iyi değil Haldun. Yani o üniversite sınavını kazanamadığından beri psikolojisi çok bozuk. Sen onun sorunlarını görmezden geldikçe aslında ona iyilik etmiş olmuyorsun. Her şımarıklığını, her kaprisini mazur görüyorsun. Annesinin ölümünü onu şımartarak aşabileceğini düşünüyorsun. Cansu bugün bu duruma geldiyse bunda senin de payın var. Bana yardım et sana. Bize yardım et. Sensiz başaramam. Parka da götüreceksin değil mi Halil abi? Götürürüm elbet. Teşekkür ederiz. Daha çok gezeceğiz nasıl olsa. Çok selam söyleyin.
Ver şusunu. Feriha! Anne! Gel, gel. Ne yapıyorsun orada ya? Kız gel, bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Gel, gel. Allah Allah, hayret bir şey ya. İçeri bir şey söyleyeceğim sana. Anne ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum canım, Allah Allah. Ben geri dönmedim, merak etme ya. Babana rica etmişti Haldun Bey, o yüzden. Ya gel, başka bir şey söyleyeceğim. Gel kız. Mümkün değil. Ben Cansu'yu görmek istemiyorum. Gelirler şimdi. Kız 2 dakika ne olur. Vallahi çok sevineceksin. Gel kız, gel. Ne diyeceğim? Allah'ım yarabbim, karnım köpüp atıyor. O kadar heyecanlıyım ki. Ay ne oldu anne ya? Ne kadar uzattın? Dur annem, dur dur, söyleyeceğim bak şimdi. Şimdi ben babanın yanında konuşamadım. Böyle konuları konuşamam zaten, biliyorsun. Feriha, baban dedi ki... Ay ya Allah'ım, vallahi dayanamıyorum. Çok heyecanlıyım Feriha. Feriha, baban dedi ki... Ya geldiler. İyi tamam be, tamam, ne var ama ne olacak? Çek lava, çek isim. Telefonlarıma çıkmadın. Ben de dayanamadım, geldim. Tamam, biliyorum evine gelmem bir hataydı. Ama başka çarem yoktu Feriha. Gel hadi. Her şeyi konuşacağız. Git. Feriha, 5 dakika izin al. Annenler içeride mi?